Üstlü sayılara dair neler öğrendik bir hatırlayalım. Diyelim ki şöyle bir işlem veriliyor. 3'ün ikinci kuvveti çarpı 3'ün üçün üçüncü kuvveti. Bu neye eşittir? Madem ki öğrendiklerimizi tekrar ediyoruz, açarak yazalım. 3 üzeri 2 nedir? 3 üç çarpı 3'tür. 3 üç çarpı 3. Peki 3 üzeri 3, yani bunu 3'ün üçün üçüncü kuvvetiyle çarpıyoruz. 3'ün Üçün 3. kuvveti de 3 çarpı 3 üç çarpı 3'tür. Peki o zaman bu çarpım neye eşit oluyor? Şuna eşit oluyor. 3 üzeri 2 artı 3. 3 üzeri 2 artı 3. 3'ün 2 artı 3. kuvveti yani. Bu doğrudan üstün tanımından çıkıyor. Yani 2 tane 3'ü çarpım halinde yan yana yazıyoruz, yan yana yazıyoruz, sonra yanına 3 tane daha 3 yazıp hepsini çarpıyoruz. Yani toplamda 2 artı 3, yani 5 tane 3'ü yan yana yazıp çarpmış oluyoruz. Bu neye eşit olacak? 3 üzeri 5'e eşit olacak. Şu ana kadar sadece öğrendiklerimizi tekrar ediyoruz ve bu üslü sayıların temel özelliklerinden bir tanesi tabanları aynı, üstleri farklı iki sayı varsa, bu iki sayıyı birbiriyle çarpmak demek, üstlerini birbiriyle toplamak demekti. Yani 3'ün bir kuvveti çarpı 3'ün başka bir kuvveti eşittir 3 üzeri bu kuvvetlerin toplamı. Güzel değil mi? Şimdi bu özelliği kullanarak negatif bir üssün ne anlama gelebileceğini bulmaya çalışalım. Düşünelim. 3'ün mesela eksi ikinci kuvveti ne olmalı? Bu neye eşit olmalı? Bence burada videoyu duraklatın ve bunu biraz düşünün. Bu özelliğin sağlanması için bu sayının neye eşit olması gerektiğini bir düşünün. Tabanları aynı, üstleri farklı iki sayıyı çarpmak için üstleri topluyorduk ve taban yine aynı kalıyordu. Şimdi küçük bir deney yapalım, ufak bir deney yapalım. 3'ün karesi çarpı 3 üzeri 3 üzeri eksi 2 kaça eşit olmalı? Bu çarpım neye eşittir? Bu özelliğin sağlanması için sonucun şöyle olması lazım. 3 üzeri 2 artı eksi 2. Bu da tabii ki 3'ün sıfırıncı kuvvetine eşit. 3 üzeri 0. Ve sıfır dışındaki tüm sayıların sıfırıncı kuvveti 1'e eşittir. O halde bu çarpımın sonucu 1'miş. Yani 3 üzeri eksi 2'yi öyle tanımlamalıyız ki, 3'ün karesi çarpı 3 üzeri eksi 2 işleminin sonucu 1 olsun. Bu özelliğin sağlanabilmesi için. Buradaki bu özelliği sağlayabilmek için bu böyle olmalı. O halde düşünelim. 3 üzeri eksi 2 kaç olmalı? Kaça eşit olmalı? Bu çarpımın 1'e eşit olmasını istiyoruz. Şimdi bunu kopyalayıp yapıştırayım. Üzerinde ufak cebirsel oynamalar yapabilelim. Şunu kopyalayalım. Yapıştırdık. Tamam. Sol tarafımız bu ve bu çarpımın 1'e eşit olmasını istiyoruz. Sonuç 1 olacak. 3'ün eksi 2. kuvvetini tanımlamak için, daha doğrusu 3 üzeri eksi 2'nin ne olması gerektiğini bulmak için, her iki tarafı da 2'nin karesine bölelim. İki tarafı da buna bölelim. Kopyalıyorum. Bu tarafı da bu sayıya bölüyorum. Bu tarafı da iki tarafı da Araya kesir çizgisini de çekelim ki bölme yaptığımız belli olsun. Yani sol tarafı da 2'nin karesine bölüyoruz, sağ tarafı da 3'ün karesi, 3'ün karesi, bunlar birbirini götürür. Çok ilginç bir sonuca ulaştık değil mi? Nedir bu sonuç? 3'ün eksi ikinci kuvveti, 3 üzeri eksi 2, 1 bölü 3'ün ikinci kuvveti. Bunu iyice anlamanızı istiyorum, sindirmenizi istiyorum bir sayının negatif bir kuvvetini alıyorsak, mesela bu örnekte 3'ün eksi ikinci kuvvetini aldık ve 1 bölü 3 üzeri 2 eşit oldu. Yani üssün 1 bölü pozitif versiyonla eşit oldu. Eksi 2'yi de artı 2 oldu. Gelecek videoda çok benzer bir yöntem kullanarak bunun sıfırdan farklı her taban ve her üst için geçerli olduğunu ispatlayacağız. Yani üslü sayılara ait bu özelliğin sağlanması için neydi bu özellik? Tabanları aynı, üstleri farklı iki üslü sayıyı çarpmak demek, üstlerini toplamak demekti. İşte bu özelliğin sağlanması için bir sayının negatif kuvveti, bir bölü o sayının pozitif üslü haline eşit olmalı. Bakın 3 üzeri eksi 2, 1 bölü 3 üzeri 2 eşit. Burada gördüğünüz gibi 3 üzeri eksi 2, 1 bölü 3 üzeri 2'ye eşit. O da 1 bölü 9'a eşit.